Merhaba dostlarım ben Serdar ve bir buraya hoş geldiniz. Konuşmak istediğim bazı konular vardı. Ee, onları konuşacağız. Öncelikle e, Far Cry System Location hakkında konuşacağım. Şimdi dördüncü geceye geçtiğimizden beri ben böyle bir 4-5 gündür beşinci geceye geçmeye çalışıyorum. Dördüncü geceyi geçmeye çalışıyorum. Dördüncü yani geceye değil beşinci geceye. Yani dördüncü geceyi e, Geçmeye çalışıyorum ama lakin çok çok zor hani e, en az bir 5-6 tane video çektim ve Birinde ilerleyemedim hiçbir şekilde ilerleyemedim dördüncü geceyi geçemedim yani Dördüncü gece toplanma tek bir mini game'den oluşuyor o yüzden Çok sıkıntılı çok zor e, Bu ne demek şu şu demek bu ben bunları bir herhangi bir videoda yapamayacağım veya e, Olduğum yerden e, 2-3 saatlik video kaydı alıp e, işte Geçtiğim zaman geçtiğim kısımları bırakıp diğerlerini silmek gibi bir olayı yapamayacağım çünkü o kadar zamanım yok ama ne yapabilirim cuma günleri canlı yayınlar yapmayı planlıyordum zaten ona geleceğim başka bir oyun oynamadan önce Five Nights Sister Location'ın canlı yayınlarını yapıp cuma günleri oradan geçtiğimiz kısımları önemli kısımları montajla ayırıp haftada bir video şeklinde sizlere sunabilirim o şekilde bir şey yapabilirim bu olayı o şekilde yapmayı düşünüyorum çünkü başka türlü hiçbir şekilde olmayacak. Hani eve zaten 6 gibi geliyorum. E hastaneye kontrole gitmem gerekiyor. Eve dönüyorum sonra. E, ödevler alıyor, dersler alıyor. E videoyu çekeceğim oluyor falan. Birazcık da kendi kafama dinliyorum. Tabii bir e, dizinin bir, bir dizi bölümü izliyorum, şey izliyorum. Kafamı dağıtmak için derken zaten saat 12 oluyor ki buçukta kalkmam lazım sabah derslere yetişmek için. Öyle bir olay var. Ama Cuma günleri e, Five Nights at Freddy's Sister Location'ın canlı yayınlarını yapacağım? Bu canlı yayınları her hafta olacak şekilde yapmayı planlıyorum. Öyle istiyorum. E, İstanbul'da olduğum vakitlerde tabii. Ara sıra çünkü Kürbis'e dönebilirim veya e, başka yerlere gidebilirim. E, işim olursa. E, ama her hafta yapmayı planlıyorum bu canlı yayınları. 6-6.30 gibi başlayacak. Bu yayınlar 9-9.30 gibi bitecek. Muhtemelen 6'da başlayıp 9.30'da bitirmeye çalışırım. Klasik 3 saatlik bir canlı yayın planımız. Daha önceleri yapıyordum Twitch'te. Bu sefer bunu YouTube'da yapabilirim. Ve ya Twitch'te de yapabilirim. Fark etmez. Onu zaten şey yaparım. Ee, Facebook sayfasını takip ederseniz oradan açıklamayı yapacağım zaten. Nereden canlı yayın yapacağım hakkında. Ee, oradan gülebilirsiniz. Canlı yayın nereden yapacağımı. Ee, madem canlı yayınlardan bahsettik direkt canlı yayınlara girdim. Yani cuma günleri canlı yayınlar olacak her hafta. Cuma günü canlı yayın yapmaya çalışacağım. Haftada 3 gün olamayacak ama haftada tek gün yapabilirim ancak. Ee, programım ancak o şekilde şey yapıyor. Ee, izin veriyor. E, ee, yani doluyum. Doluyum. Cuma günleri bayağı müsait bir gün ama Cuma günleri canlı yayın yapabilirim. 6-6.30 gibi başlayacak. 9-9.30 gibi bitecek. 1. Ee, hadi bilemedik oyun. Oynayabilirim canlı yayınlarda. Hani o canlı yayında. Daha fazla oynamak istemiyorum. Çünkü hani 40 dakika oyunu oynayıp ee, keyfini almak zor oluyor. Keyfini çıkarmak zor oluyor. 10-17 e, bir saat bir buçuk saat oynamak daha keyifli. E, hem sıkılmayız hem de e, hani tadını almadan da kalkmayız. Yeterince oynarız oyunu. Yani canlı yayınlar öyle olacak. E, muhtemelen gene işte bir başlangıç olacak bölümü olacak böyle geleceğiz konuşacağız sonra bir oyun oynayacağım ara vereceğiz e, o arada baştan konuşuruz isteyen gider e, ne yapacaksa yapar e, Ondan sonra ikinci oyuna geçeriz bir de kapanış kısmına geçeriz <laughs> törenin kapanış konuşmasını yaparız o şekilde biter canlı yayın e, fazla şey yapmak istemedim Cuma günü zaten genelde Cuma günleri akşamları boş oluyor altı altı buçuk önce ideal bir saat e, fazla da geç şey yapmak istemedim Çünkü canlı sonra ailemle konuşacağım bir de neyse arayacağım işte telefonla konuşacağım ondan sonra gene genel derslere ona buna dönmem lazım e, eğer şey yapacaksam canlı yayınlardan bazı bölümleri YouTube'a atmam lazım e, montaj gibi montaj demişken ona da geçelim madem e, bazı ahbaplarımız demiş ahbap işte sen videoların içinde montaj yaparsan çok daha iyi olur e, e, ya bildiğiniz montaj işte videonun içindeki şeyler e, soy taralıkları abartıcam montajla falan diye ama e, Ya bir benim montaj yapmaya ayıracak vaktim yok Ki e, Montajın kanalın samimiyetini düşürdüğünü düşünüyorum Hani Tamam olsun videolar komik olmasın benim için Sıkıntı değil ama Samimiyet e, Olması gereken bir şey hmm, Montaj cidden O konuda birazcık şey yapıyor hani YouTube'da da artık böyle şey yapmaya başladı. Bana etici geliyor. Montaj olan videolar. Ee, ne kadar montaj varsa bence e, izlediğiniz insanın samimiyeti, dürüstlüğü o kadar şey Düşüyor. Hani bir şekilde çünkü orada açığını kapatmaya çalışıyor montajla. Ya tabii montajlı videoları göreceksiniz işte gizem videolarını olabildiği gibi olabildiğince gizem videolarında montaj yeteneklerimi kullanmaya çalışacağım ki pek yok <laughs> o yetenekler. Neyse onu da öylece söylemiş oldum. Diye geçelim. Şanşin'in Five Nights at Freddy's Sister Location madem canlı yayınlarda olacak o zaman e, günlük videolar ne hale gelecek? Hala günde iki video gelecek. Bir tane de ikinci kanala gelecek. E, i̇kinci kanala gelen video muhtemelen Fallout 4 videoları olur. Açıkçası Fallout 4'te nasıl sıkılmaya başladım. <laughs> İlk kez bunu itiraf ediyorum yani Fallout 4'ten birazcık sıkılmaya başladım. E, şey Kameranın kamerada bir sıkıntı var webcam'de şey olabilir ara sıra. İşte, sıkıntılar yaşanabilir odak, odaklanmada yaşanabilir. Kafaya takmayın onu. Siz, siz benim sadece kulağınızı e, bana verin. Benim sesime dikkat edin ses. Benim sesim sizin içinizdeki bütün sıkıntıları, <laughs> bütün problemleri eritip atacaktır. Neyse e, günlük videolarda ne olacak? İşte dediğim gibi iki tane bu ana kanalı gelecek. E, günlük videolar. Bir tane de ikinci kanala gelecek. İkinci kanala gelen e, muhtemelen Fallout 4 videosu olur. Skyrim Remastered çıktığında da Skyrim Remastered olabilir. E, yani ana kanalımızda da işte Serdar Yusuf Yırkaltı kanalımızda iki, video olacak günde. her hafta bir tane gizem videosu gelecek ama bu daha şey gizem videoları gibi değil tabii ki. Yani böyle belgesel tarzında izlediğiniz gizem videolar değil. Klasik gizem avı tarzında videolar olacak. Çünkü şu anda araştırabileceğim bütün konuları araştırdım. bütün oyunlarda. GTA 5'te bir iki olay var ama onda, onlar da San Andreas'takiler kadar geniş değil. O yüzden daha çok şey tarzında olacak hani. İnsanlar şu da şu yaratığı gördüğünü iddia etti. Ben de gidip onu araştıracağım veya yaratığın herhangi bir izlerine bakacağım. Veya en azından yaratığın var olup da bizim görememe ihtimalimiz üzerinde falan durmaya çalışacağım videolarda. Yani klasik gizem avı videoları olacak. Haftada bir defa bir defa gelmeye çalışacak. E, e getirmeye çalışacağım. E, Sunset'ta bana yöneltilen yeni gizemler var. İnternette gördüğüm yeni iddialar var. E, bunları araştıracağım. GTA 5'te Baya bir şey var. Baya bir olay var. Onları araştıracağım. Bir de GTA Vice City'de bir iki şey var. Ona da geri döneceğim. Ee, onun dışında San Andreas videolarına devam edeceğim. E, ee, Senaryo videolarına. İşte Mafia 3 videolarına devam edeceğim. Mafia 3'ü oynamaya bırakmayacağım. şimdi ee, <laughs> Mafia 3 oynayacağım. San Andreas oynayacağım. İşte Outlast 2 çıktığı zaman onu oynarım. Herhalde. Ee, bilmiyorum başka ne oynarım. Ee, sizin yorumlarınızı bekliyorum. Hangi oyunları oynamamı istiyorsanız onları yorum olarak yazın. Bully Scholarship Edition'ı edition başlayabilirim. O da bayağı San Andreas tarzında bir oyun. Yani Rockstar Games yaptı. Red, Red Dead Redemption'ın şeyi o tabi şimdi gelmez de. E, e, Remastered Edition'a gelebilirmiş diye dedikodular dolanıyor. Yani biliyorsunuz Rockstar orada bir resim falan paylaştı. Hatta ben de paylaştım kendi sayfamda aynı resmi e, ya Red Dead Redemption, 2 gelecek ya da Remastered Edition gelecek. Remastered gelirse muhtemelen PC'ye de gelir. E, PC'ye gelirse alıp oynarım. Ama şimdi olmaz o baya e, baya uzun zaman sonra olur. Ama bakalım gelen oyunlara bakacağız. E, onun dışında GTA 5 online veya sahne resmi multiplayer videolar atabilirim oyun bulamazsak. E, son olarak e, şey var. şimdi ben bu video, bu vlog vlogları haftalık ama lakin bütün vloglar böyle olmayacak. Ben size gelip e, bir haber sunucusu gibi bütün şeyler anlatmayacağım. Kanalın bütün haberlerini falan anlatmayacağım. Tabi ara sıra öyle olacak da. E, ya söylemenizi istiyorum sizden. Gelecek hafta vloglardan ne yapayım? Nasıl bir video olsun? Veya e, hafta hafta ne yapayım? E, fikirlerinizi yazın. Vloglara ne e, şey yapabilir? Hmm, farklılaştırabilir Çünkü klasik bir tarzda vlog olsun istemiyorum. Ya fark etmez ne tarz olduğu da yeter ki şey olsun. Sizinle benim aramdaki o bağı bu bağı güçlendirsin. Yani benim asıl istediğim o. Ee, birazcık uzak kaldık diye düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır vloglar olmadı. Öyle olmadı böyle olmadı falan derken. E, ben haftalık vlog yapmayı istiyorum. Ne olur. Ne olursa olsun haftalık vlog yapmak istiyorum ben. E, gerekse soru cevap olur. Gerek başka bir şey olur. Fark etmez. Siz yorumlarda belirtin düşüncelerinizi. Ee, ama gelecek hafta soru cevap vlogu yapmayı planlıyorum. O yüzden sorularınızı e, videonun altında yorumlarda yazmayı unutmayın. Çok fazla sorunuz ya varsa, birden fazla sorunuz varsa da onu ayrı ayrı yorumlarda yazmayın. Tek bir yorumda yazın ona. Daha önceki soru cevap videolarında bayağı 10-15 tane şey vardı. Aynı ahbaplardan e, yorumlar vardı. Sorularınız çoksa tek bir e, yorumda şey yapın, e, yazın ve onlar cevaplayacağım. Ama şey yapmayacağım. Onu önceden söyleyeyim hani. Geçenki videolarda yani geçen soracağı videolarındaki o kadar montaj olmayacak. Dediğim gibi montajdan soğudum. Ben gerçekten soğudum montajdan. Hani e, bütün gün makarna yediğinizi düşünün. Bütün gün peynirli makarna yediğiniz. Sabah yediniz, öğlen yediniz, akşam yediniz. Ertesi gün sabah yediniz, öğlen yediniz, akşam yediniz. Arada bir üçüncü günün sabahında yumurta yediniz. Ondan sonra gene yani öğlen makarna, akşam makarna, sabah makarna hani İnsana bir süre sonra sıkılıyor ki bana da öyle oldu. Takip ettiğim bir sürü kanal gene e, montajla videolarını şey yaptı. Ya güzel bir şey aslında da bilmiyorum bana artık itici geliyor ki eminim birçok insana da itici geliyor. Yorumlarda görüyorum e, yeter bu kadar montaj yaptım falan filan diye bir sürü yorumlar var bana değil. Takip ettiğim kanalların altına ben de bana da artık şey oldu böyle soğudum montajdan. Genelde öyle söylemek istediğim bunlar da e, sizin düşüncelerinizi dediğim gibi yorumlarda e, bekliyorum. Bu e, daha böyle bir blok yok. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif alıysanız beğeni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı YouTube kanalıyla kalmanız dileğiyle. Bay bay.